Piyasa masasıyla karşınızdayız. Piyasa masasında Gökhan Şen'le birlikte piyasalar açılmadan evvel, seans başlamadan evvel ön plana çıkan gelişmeleri, şirket haberlerini, aynı zamanda aracı kurumların model portföylerinde veya beğendikleri hisse listelerinde yer alan şirketleri, buna dair değerlendirmeleri yorumlamaya çalışacağız. Fakat biz sohbetimize başlamadan evvel gidiyoruz Ahlatçı Yatırım'a. Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş karşımızda. Tonguç, özellikle endekste bir miktar patinaj var. Yurt dışındaki tablo negatif olsa bile yurt dışı kadar negatif gitmeyen, düşmeye karşı dirençli bir yapı göze çarpıyor. Ama yukarı yönlü hareketlerde de 90 bine yaklaştıkça yine buralarda direnç görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu an itibariyle bulunduğu seviyeyi, Borsa İstanbul 100 Endeksini? Evet Açıl, günaydın. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Dünyadaki risk algısı biraz da Avrupa'dan Amerika'ya kayıyor gibi gözüküyor ve dünkü belki bugünkü fiyatlamaların da içerisinde en önemli başlık Amerikan borsalarında ve özellikle Amerikan dolarının değeriyle ilgili olacağını ben düşünüyorum ki bunu sabah saatlerinde aslında bir nebze olsun biz şey tarafında gördük, yani doların biraz daha değer kaybetmesiyle birlikte yaşadık. Dolayısıyla şu an için bugün en önemli gelişme ve takip edeceğimiz veri dolar tarafı gibi duruyor. Türkiye'ye geldiğimizde her ne kadar dünkü global piyasalardaki PMI verilerinde bir geri çekilme beklendiği şekilde görsek de Türkiye de bu grubun içindeydi ve özellikle Çin'deki kadar keskin bir düşüş olmadığını görüyoruz dünya içinde, ama Nisan ve Mayıs aylarında biraz daha bu geri çekilmelerin özellikle gelecek veri akışında olması daha muhtemel gibi gözüküyor. Şimdi içeride baktığımızda kur tarafında sabah 1.665'in altına doğru geri çekilme var. Vadeli tarafta da özellikle bir pozitif açılış görüyoruz. Borsa İstanbul'a gelince de dün ben açıkçası çok sert hareketlerin seans içinde yaşandığını gördüm. Her ne kadar yurt dışı piyasalarda da bir negatif seyirin gün içerisinde devamı söz konusu olsa da Borsa İstanbul yine 89 bin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Dolayısıyla ben bugün içinde yine 88 binle 90 bin, belki de 90 bin üstünün de test edilebilecek bir Borsa İstanbul görünümü olabileceğini düşünüyorum. Tonguç, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın değerlendirmeler ve yorumlar için. VIOP 30 Endeks %1 civarında artıyla başladı. Amerikan vadelileri kuvvetli, Avrupa vadelileri yine benzer şekilde yukarıda. Dolayısıyla endeks dünkü satışların ardından bir parça daha pozitif başlangıç eğilimi içerisinde gibi görünüyor. Gökhan Şen, biraz önce Tonguç'la tartıştığımız yerden bir gelelim istersen. Tabii değerlemeler çok ciddi şekilde aşağı geldi. Özellikle bankacılık hisselerindeki baskının da net bir şekilde buralarda hissedildiğini söylemek mümkün. Ama zaten son dönemde çok ciddi aşağı gelmiş olan bir genel varlık fiyatlaması dünyada da var. Bize de sirayet etmiş gibi görünüyor. Bir hızlıca endeks yorum yapalım, sonra şirket bazlı haberlere geçelim. Tabii belirsizlik var. Yani en tepeden en aşağıya gelirsek, öncelikle salgının dünyadaki seyri iyi kötü kestiriliyor. Fakat henüz pik noktasına ulaşmadığımız için herhangi bir moral motivasyon kimsede yok. Dolayısıyla planlama tarafı eksik. O yüzden makro tahminler biraz havada kalıyor. Makro tahminler de havada kaldığı için satın almaya çalıştığın şirket hissesi veya işte o şirket acaba nasıl bir performans gösterir, ne kadar satış yapar, ne kadar hacim yakalar, ne kadar da marj yakalar, onu kestiremiyorsun. Bir de öngörülemeyen şeyler var. Mesela birazdan hisse senetleri konuşurken daha hisse bacağında söyleriz, ama yani mesela bir kar öngörüyorsun fakat o sektör hastalığın bir yerine denk düşüyor olabilir. Örneğin diyelim ki sende işte General Motors hissesi var. Sen belli sayıda araba üretmesini filan bekliyorsun. Bir anda mesela onun hizmetlerini kamulaştırıyorlar ve bunun karşılığında ventilatör üretmeye başlıyor örneğin. Ya da sen bir hisseden çok uzaksın. O kumaş ya da benzer bir kimyevi ürün üretiyor. Marjların daralacağını düşünüyorsun. Şirket bir anda bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben maske üreteceğim. İşte dün Petkim'de olan böyle şeyler. Mesela, ya da işte Sasa'da olmuştu ondan önce de. Bunun gibi şirketler. Yani yapısı, üretim motifi farklı alanlara meyletmeye müsait şirketlerin yapısı var. O yüzden de bir belirsizlik var. Ve bu sebeple de ben hala da biraz şey görüyorum, yani primitif görüyorum fiyatlamaları. Zaten bu oynaklıktan da belli oluyor. O yüzden hisse senetlerinde hala daha tam bir değer bence ortaya çıkmadı. Birazdan da bunu konuşuruz. Yani oynaklık ve bir türlü dikiş tutturamamak bundan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de bir de şey de var tabii. Birincisi risk primi çok yüksek. İkincisi faizler çok hareketli. Üçüncüsü kur tarafında da yoğun bir baskı var.
Şimdi tabii bütün bunları çok doğrudan hissedenler var. Nispeten kendi pozisyonu itibariyle bundan avantaj sağlayanlar. Yani özellikle kur tarafındaki hareketten avantaj sağlayanlar var. Fakat bu tür dönemlerde sen ne kadar güçlü olursan ol, çok doğrudan konjonktür senin lehine doğru çalışmıyorsa buradaki pozitifini piyasa ancak bir yere kadar görebiliyor, bir yere kadar fiyatlandırabiliyor. Bu çerçevede hani nispeten daha iyimser tarafta değerlendirilebilecek olan şirketler ve onlara dair haberler var. Bunlardan bir tanesi mesela Migros'tu. Migros'ta çok ciddi şekilde istihdam artışı ve aynı zamanda tabii ciro tarafında yükseliş de söz konusu olduğu için biraz bu tarafa doğru akım yaşandı, söz konusu oldu gibi görünüyor. Keza BİM'de benzer şekilde. Bu konjonktürel olarak pozitif etkilenenler var. Bir de konjonktürel olarak negatif etkilenenler var ki bugün şirket haberlerinin içinde en fazla ön plana bunlar çıkıyor. TAV, Türk Hava Yolları ve Pegasus tarafından gelen açıklamalar hem kısa çalışma ödeneğine başvurulduğu hem istihdam politikasında farklı dönüşümler gerçekleştirildiğine dair çok sayıda haber var. İstersen önce bunlarla bir başlayalım. TAV'la başlayalım. 2020 yılına ilişkin öngörülerini ve beklentilerini revize ediyor şirket. Şimdi anladığım kadarıyla bu analiz camiasının beklediği bir revizyon. Şirket daha önce bunun iletişimini yapmış. Dolayısıyla yeniden bir fiyatlama olmayabileceği yönünde ben bültenlerde şeyler gördüm. Yorumlar gördüm. Tabii bu sürpriz değil çünkü uçaklar havalanmıyor. Havalanmadığı için de şey almıyorlar, hizmet almıyorlar. Dolayısıyla yatırım planları, kar beklentileri, marj beklentileri tamamen geri gelecektir. Ama anladığım kadarıyla dediğim gibi yani bunun iletişimi yapılmış. O yüzden yeni bir haber gibi düşünmemek lazım bunu. Türk Hava Yolları ile ilgili haber akışı önemli. Tüm dış hat seferleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu. Burada sürenin uzatıldığını görüyoruz. Bir taraftan da sadece 14 büyük şehirde kısıtlı uçuşlara devam edilebiliyor. Bu hani aslında kapalı bir AVM'den farkı yok aslında fiyatlama açısından bakıldığında. Hem Pegasus için hem Türk Hava Yolları için. İş kolu durdu. Evet ya, uçakları koymaya yer yok. Yani o kadar duruyor uçaklar. Normal tabii, sonuçta seyahat yasağı var. Çok kısıtlı olarak yurt içi uçuşlar sağlanabiliyor. Bunun da tabii şimdi hava yolları, yani hava işi çok masraflı bir iş. Yani hiçbir şey yapmasan bile ödediğin kiralardan, satın almış olduğun haklardan filan inanılmaz para yakıyor. Uçakların bakım maliyetinden tut da, o yüzden devamlı çalışması gerekiyor. Aynen gemi gibi yani, çünkü durduğu yerde eskiyor ve gideri var. Bu tabii 1 Mayıs'a kadar durduruldu ama yani bunun sonrasını da düşünmek lazım. Mayıs ayının Nisan'dan olsa olsa azıcık fark olur herhalde. Yani herhangi bir seyahat yasağının ben 4 hafta içerisinde kaldırılabileceğini pek tahmin etmiyorum. O yüzden burada yeniden de güncelleme gelecektir. Fakat bu yatırımcı için de analist için de herhalde sürpriz değil. Burada havayolu şirketlerinde tüm hikaye bu iki ay geçtikten sonra sonuçta uçaklar bir gün havalanacaklar. Ve bu şirketlerde epeyce zarar gördüler bu haber akışından, tüm dünyada olduğu gibi. Ondan sonra iş ne kadar olumlu olur? Bence şu an yatırımcı artık herhalde bunu satmak için değil de almak için bekliyor. Çünkü zaten çoktan satılacağı satıldı. Kadar satılıyor. Haberleri bence orada okumaktan fayda var diye düşünüyorum. Burada Türk Hava Yolları temelinde belki şunu söyleyebiliriz. Uçuşlar tam anlamıyla durdurulmadan önce sınırlı sayıda uçuş olduğu dönemde dahi Türk Hava Yolları'nın şöyle bir avantajı vardı. Bir uçağı tamamen aşağı indirip bir hafta boyunca uçurmadığın zaman onu tekrar uçurmak istediğinde harcamak zorunda olduğun çok ciddi bir teknik gider var. Yani kontrollerden bütün sistemin yeniden başlangıcına kadar o prosedür çerçevesinde ciddi kontroller ve bunun da getirdiği belli bir maliyet var. Dönüşümlü uçuşlarla bu yönetilebiliyordu. Yani bir uçağı bir hafta boyunca yerde tutmak yerine dönemsel olarak birbirini uçurmak suretiyle buralardaki maliyetten kurtulunabiliyordu. Şimdi bu kalmadı imkan olarak gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla belki burada gelecek bir rehberlik olursa uçakların yerde kaldıktan sonra yeniden faaliyete geçilme aşamasında şöyle bir maliyetle karşılaşılabilir diye. Belki bu bir parça yönlendirici olabilir. Bir de onun dışında tabii şu an itibariyle giderler vesaire falan da net olarak analistlerin elindeki bilgi setinin içerisinde 3 aşağı 5 yukarı var. O yüzden çok sürpriz fiyatlamalar bulunmayacaktır. Bundan sonra senin de biraz önce söylediğin gibi alım için hareketlenmenin ne zaman olacağı, o başlangıç maliyetinin ne olacağı gibi verilere ihtiyaç var. Bir de tabii bizim hava yolları, yani flagship carrier dediğimiz hani bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları ve yine bize ait Pegasus. Burada aslında dünyayla kıyaslandığında hani fena bile değiller, iyi durumdalar. Çünkü dünyadaki hava yolları hakikaten artık neredeyse batma noktasına geldi. Birçoğu da zaten açıkladı. Yani kredi limitlerine başvuranlardan tut da şu an hükümetlerin kendilerinden pay alacağı bir sürü havayolu saymak mümkün. O yüzden bizimkiler hakikaten daha iyi durumdalar.
Onu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Yılbaşından bu yana düşüşlerine bakarsak mesela American Airlines'da %63 düşüş oranı. Aynı zamanda Lufthansa'da %51,5 civarında geri çekilme var. Yine Air France'a baktığımda %51,5. Diğerlerine baktığımızda da işte EasyJet'te vesaire %60'ın üzerinde değer kayıpları var. Pegasus geçen sene çok iyi gittiği için onun kaybı bunlara yakın yani. %58,5 şu anda yılbaşından bu yana kayıp. Ama Türk Hava Yolları'nın nispeten daha rahat yerde olduğunu görebiliriz. %37 civarında düşüşüyle birlikte. Endeks açılışla beraber 90 bin puanın üzerine atıyor bir kez daha. Dünkü kapanışın 1000 puan üzerinde başlangıcımız var. %1.16'lık primle başlıyoruz yeni güne. Bakalım gün içerisinde bu performansı sürdürebilecek mi? Üzerine koyma şansı bulabilecek mi? Özellikle tabii yurt dışındaki tabloyla bizdeki başlangıç arasında çok birebir korelasyon var. Var tabii. Yani Amerika'da sert satışın ardından vadelerin toparlanması. İşte petrolde acaba taraflar bir araya gelir mi? Bunun morali. Çin'in stratejik rezervlerine petrol alacağı haberi. Trump'ın işte görüşüyorlar zaten Suudi Arabistan ve Rusya için söylüyor demesi. Bunlar piyasa ayakta tutuyor. Enerji şirketleri üstünden gelen bir moral var. O yüzden de şu an herkes moralli güne başlıyor. Ama şeyi unutmayalım. Mesela saat 3.30'da Amerika'dan haftalık maaşlar işsizlik maaşı başvuruları gelince işsizliğin 8-9 puanlara neredeyse çıktığı belli olunca canlar biraz sıkılabilir. O yüzden de günlük değişikliklere hazır olmak lazım. Yani artı açtı, eksi kapadı falan bunlar bence çok normal. Çünkü gelmeden önce baktım VIX hala da yani Amerika'daki opsiyon oynaklığı hala da çok yüksek seviyelerde. Yani dün zaten %4.5 düştü. Bugün de %3 yükselmeyeceğini mesela Dow Jones Endeksinin ya da S&P'nin garantisi yok. O yüzden bence açılışlara da inanmamak lazım diye düşünüyorum. Peki buradan geçelim. Bir de mesela şirket haberleri içerisinde dikkat edenlerden bir tanesi Kardemir. Talebin çok ciddi şekilde düştüğünü söylüyor Kardemir. Dolayısıyla aslında planlı bakımını öne çekerek bu dönemdeki üretimini aşağı indirdiğini açıklıyor. Aslında beklenebilir haberler bunlar. Beklenebilir. Stok yönetimi için büyük ihtimalle. Yani çeliği bir parça azaltacak. Büyük ihtimalle hisse üstüne baskı yaratacaktır diye analistler görmüşler. Ama yani dönemin getirdiği bir zorunluluk diye düşünüyorum açıkçası. Bir şirket haberi de Coca-Cola içecekten var. Doğadan markasının dağıtımını bıraktığını açıklıyor. Aslında toplam cirosu içerisindeki payı çok yüksek olmamakla birlikte şirket haberidir. Mutlaka yani bilinen de bir markaydı. Ben de merak ettim. Şöyle baktım %0.2'ler civarında gelirlerdeki payı. O yüzden şirketin hisselerini oynatacak bir haber değil ama bir şirket haberi olarak konuşulabilir tabii. Peki şimdi istersen buradan devam edelim. Şu anda 3 büyük aracı kurumla başladık. Önümüzdeki dönemde yarın da belki diğer aracı kurumlarla devam edebiliriz. Banka aracı kurumları üzerinden. Onların model portföylerinde ve şu an itibariyle ilk etapta gelen beğendikleri beğenmedikleri hisseler listesinde ön plana çıkanlarla. Şimdi burada ilk olarak istersen Garanti Yatırım'la başlayalım. Garanti Yatırım'ın tercih ettiği hisseler arasında BİM, Erdemir, Migros, Soda, Şok, Türksel, Vakıfbank ve Yapı Kredi'yi görüyoruz. Yani bankacılık sektöründe Vakıfbank ve Yapı Kredi'yi öne çıkartmışlar. Market zincirleri bu dönemde çok ön plana çıktığı için elbette BİM'i, Migros'u ve Şok'u görüyoruz orada. Aynı zamanda yine sanayi tarafında Erdemir ve Soda'yı görüyoruz. Defansif hisse olarak da Türksel'i burada ön plana çıkartmışlar. Zor zamanlarda BİM öne çıkıyor. Aynı zamanda Migros düşen borçluluğuyla beraber karlılığı da arttığı için bu listenin içerisinde yer alıyor derler. Diğer taraftan yine Şok marketleri de defansif ve büyüyen iş modeliyle ön plana çıkartmışlar. Şimdi yani genel bir yorum yapmak gerekirse sonuçta makro tam nerede oluşacak bilemiyoruz. Biraz daha veri görmek lazım ama sonuçta işsizlik artacak bir süreliğine. Tüketim çakıldı. İki ayın sonunda umarız yani inşallah bir toparlanma olacak tüketim tarafında. Böyle bir beklentimiz var. İhracat tarafı tabii ister istemez çok yavaşladı. Çünkü Avrupa durdu. Yani durdudan kasıt tam olarak durdu. Yani hiçbir şey çalışmıyor. O yüzden de bu taraflarda problem var. Böyle bir makro ortam var. Yani hem üretimin hem tüketimin düştüğü 2-3 ay sonra kısmi bir toparlanma beklenen makro ortamdan bahsediyoruz. Burada hisse seçeceksin. Yani şirket tahmin edeceksin. Yapmaya çalıştıkları bu. Hem önümüzdeki 2-3 aylık bu periyotta yani öyle olacağını tahmin edersek ne kadar düşer, devamında ne kadar çıkar, bunları modeline yansıtacaksın ve 12 aylık bir şey vereceksin, tahmin vereceksin, portföy önereceksin. Şirketlerin yaptığı bu, epeyce zorlu bir iş. Öncelikle onu söylemek lazım. Şimdi böylesi bir makro ortamda mesela sen hisse seni seçsen ne seçersin? Yani düşünürsün. Şimdi demek ki tüketime dayalıysa, yani üretemiyorsa ve satamıyorsa demek ki ben buna yaklaşmayayım diyorsun. Ama tabii her yer kötü değil. Yani bu ortamda mesela bazı yerlere acayip talep var. Herkes sonuçta bunu yaşayarak biliyor ki gıda perakendeciliği şu an ya da organize market
Bunlar patlıyor. Yani inanılmaz bir alışveriş dürtüsü var. Şimdi Ramazan falan da yaklaşıyor. Başka da seçeneğin de yok. Yani çünkü restoran ve kafeler normalde insanların günlük gıda gereksinimlerinin çok önemli bir kısmını karşılayan, en azından çalışan nüfus için, kentli çalışan nüfus için öğle yemeğini ve belki sabah kahvaltısını karşılayan yerler buralardı. Şimdi dönüp baktığın zaman bütün bu talebin evde kalmayla birlikte marketlere yığıldığını görüyorsun. Eskiden evinde sadece bir öğün tüketirken örneğin, ya da bir buçuk öğün biraz kahvaltıyla birlikte tüketirken, şimdi üç öğünü de evinde tüketiyorsun. Dolayısıyla başka ihtiyaçların da, evde yaşadığın için orada kullandığın diğer malzemelerin de talebi artıyor. Her şekilde market zincirlerine çok ciddi talep doğuyor. Tabii yani abur cuburlar, daha önce tüketmediklerin şeyleri alıyorsun çünkü kendini ödüllendirmek istiyorsun. Çünkü başka yapacağın bir şey yok. Bir de marketlerde satılan ve normalde oradan alışverişini yapmadığın ürünleri de oradan alıyorsun. Yani tamamen sallıyorum ama diyelim ki çorabı markalı giyiyorsan ya da işte ABC markasından alıyorsan, ama onun online tarafı çok kuvvetli olmadığı için ya hazır almışken çorap da alayım gibi, ya da işte yerleri süpürdüğün şeyler neyse onları da belki buralardan sipariş etmeye başlıyorsun. O yüzden bu marketlerin gelirlerinde çok ciddi sıçramalar var. Hatta kendileri konuştuğumuzda şey diyorlar, yani öyle günler yaşadık ki her gün bir güne göre bir önceki güne fazlaydı, rekor kırdık. Daha önce hiçbir bayramda, hiçbir yılbaşında, hiçbir Ramazan gününde bu kadar ciro görmemiştik diyorlar. Yani hemen hemen her gün rekor ciro ile kapatıyorlar. O yüzden de bunlar çok defansif hisseler. Hatta defanstan ziyade atak hisseler. O yüzden ben portföylerde işte Migros, BİM bunları gördüğüm zaman yani şaşırmıyorum. Yani normalde defansif hisseler, çünkü neden? Nakit yaratabilen, zor zamanlarda sığınabileceğin hisse olarak gördüklerin. Fakat şu anda tabii zaman tamamen onların konjonktürüne uygun geliştiği için atak hale geçmiş durumdalar. Ve aslında fiyatlamalarda da bayağı bunun etkisini gördük. Bu çerçevede ben baktığım zaman mesela Migros'un yılbaşından bu yana kayıplarının neredeyse tamamını sildiğini görüyorum. Keza BİM'de yılbaşından bu yana %10 civarında hareket var. Carrefour'sa da %30'un üzerine getiri var. Yani aslında dip noktasından baktığında bayağı ciddi şekilde yukarı dönmüş hisse performansları gözleyebiliyoruz. Migros'ta tabii iki tane daha ufak şey söyleyeyim. Migros'ta şey de var. İstihdam artışı da var. Evet, istihdam artışı var. Şey var. Yani bu tüm bu olanlardan sonra acayip bir ciro yakaladılar. Bir de borç indirme hikayesi var. Yani 336 milyon eurodan yıl sonunda 200 milyon euro borç azaltmayı planlıyorlar. Bu da tahmin ediyorum yatırımcıların hoşuna gidiyor. Oradaki herhalde tek hikaye şu BC Partners'ın %12'lik hisse hikayesi. Çünkü Şubat sonu itibariyle burada lock-up period dedikleri o satmama sözü doldu. Her an %12'lik bir hisse satışı gelebilir. Yani bugün yarın değil belki, bilmiyoruz ama. Hatta roadshow yapıldığını da duyuyorduk. Yani bu virüs hikayesi çıkmadan önce yurt dışında roadshow yapıldığını da duyuyorduk. Ama tabii bu iş söz konusu olunca büyük olasılıkla o bir miktar daha sekteye uğramıştır. Bir de belki şunu da ekleyebiliriz. Yani burada da mesela yurt içinde portföy şirketlerinde blok olarak gidip orayı almak isteyenler vardı. Ama o dönemde çok mümkün olmamıştı. Şimdi yeni değerlemelerle bir kez daha bakmak gerekecektir büyük olasılıkla. İstersen bir de Erdemir tarafını da değerlendirmeye çalışalım. Biraz önce Kardemir'den bahsettik. Garanti yatırımın listesinin içerisinde Erdemir de var. Cazip temettü ve düşen demir cevheri fiyatı üzerinden pozitif gördüklerini söylemişler. Aynı şirket iş yatırımın da listesinde varmış ama önerdikleri tarihten itibaren %19 endeksin üzerinde getiri sağladığı için onlar çıkartmışlar örneğin. Ya herhalde getiri potansiyeli yüksek olduğu için tercih ediyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü yani birincisi girdi maliyetlerinde çok ciddi avantaj yakalayacaklar. 2 ay 3 ay geçtikten sonra da zaten satışlar büyük ihtimalle artacaktır. Bir de şeyi de atlamayalım, yani dünyanın en iyi maliyet yöneten şirketler arasında belki de yani ilk sıralardadır. Bunun da şeyini atlamamak lazım. Özellikle bu dönemde maliyet yönetmek çok önemli. Çünkü sonuçta kriz bittikten sonra satışlar bir şekilde bir vadede eski şeyini yakalayacak, temposunu yakalayacak. Onun o sebeple de tercih edildiğini düşünüyorum açıkçası. İş yatırımın en çok önerilenler listesine baktığım zaman Garanti Bankası, Koza Altın, Logo Yazılım, Türksel, Tofaş, Ülker ve Vakıfbank'ın burada yer aldığını söyleyebilirim. %24'ü ve model portföyünü, yani buradaki öneri listesinin bankacılık ve o bankacılığın içerisinde de Garanti ve Vakıfbank'ı ön plana çıkartmışlar. Onun dışında Koza Altın'da özellikle marjları ve son dönemdeki yukarı yönlü altın potansiyelini dikkate alarak buradaki yukarı yönlü hareketi ve potansiyeli görüyorlar. Koza Altın'da %52'lik bir yukarı yönlü potansiyel olduğunu söylüyorlar. Fakat bir taraftan da söğüt madeninin gübre fabrikalarına devrinin ardından şirketin sadece 7 yıllık bir altın kaynağının, maden kaynağının kaldığını, dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde bir miktar daha ihtiyaç hasıl olabileceğini yeni maden ve lisanslar için ifade ediyorlar. Bir de Rödovans'ta söğütü tekrar alabilirlerse bu
pozitif olabilir şirket için derler. Kozal mı konuşalım? Kozal üzerinden konuşalım. Yani sonuçta bunun yatırımcısının yani takip ettiği en büyük hikaye bu işin sahipliği hikayesiydi. Mahkeme kararını verdikten, kamunun artık kontrolü tamamıyla sağladığını anladıktan sonra burada herhalde bir iki tane hikaye var. Birincisi bu şirketi almak isteyen özel sektör oyuncuları var. İkincisi bu şirketin gelir giderleri bilançolarda kısmen açıklandıktan sonra iyi kötü belli oldu. Üçüncüsü yeni projeler. Ben öyle anlıyorum. Yani evet ne kadar maden kaldı, ne kadar stok kaldı bir konu. Bir de yenilerde ne yapabilir? Yani ne kadar yer açabilir? Devamlı olarak spekülasyon bu taraftaydı. O yüzden de altın fiyatlarının da yüksekliğini unutmamak lazım. Gramı zannediyorum şu aralar 340 lira civarında altının. Tüm bunlar da tabii hisse senedine bence yardımcı olanlar arasındadır. Peki devam edelim istersen buradan diğer hisselerle. Garanti Bankası ve Vakıf Bankı da burada ön plana çıkartıyor dedik. Bankalar üzerinden çok hızlıca bir değerlendirme yapabiliriz istersen. Olur konuşalım. Yani ben de şöyle bir mesela inceliyorum. At Yatırım'ın portföyüne bakıyorum. Garanti Yatırım, İş Yatırım yani bunlara ya da yabancıların önerdiklerine. Yapı Kredi, Garanti Bankası, Vakıf Bank kimi zaman giriyor? Vakıf Bank'la ilgili ben geçen gün bir iki analist arkadaşımla konuştuğumda eğer ki yüksek risk almak istiyorsan Vakıf Bank'ta inanılmaz bir getiri potansiyeli var diyorlar. Çünkü bilançonun daha az bozulduğu göreceli kamu bankalarına nazaran ve çok ucuz kalan bankalar arasında onu söyleyebilirim. Tabii bankaların hikayesi belli. Yani çok kısa tüm bankaları anlatmak gerekirse 2020 ne olacaktı? 2019'da zarar ziyan önemli bölümü yazılmış. Karşılıklar ayrılmış. Dolayısıyla da işte cost of risk rasyoları, sermaye maliyeti rasyoları olabildiğince bozulmuş ve çok iyi bir marjla 2020'ye geleceklerdi. İlk hikaye buydu. Fakat işte erken kapama ya da çeşitli kalemlerin basitleştirilmesinden sonra bu bankaların gelirlerinin önemli bir bölümünden olacaklarını anladık. Ama yine de banka satın almak isteyenlerin motivasyonu bozulmadı. Çünkü bankaların çarpanları, defter değerleri hem kendi içlerinde geriye dönük hem de gelişen piyasalar arasında inanılmaz ucuz kaldı. Ve bir anlamda kar üretmeye devam ediyorlar. Hem sermayeleri çok kuvvetli hem de şeyler güçlenmeye başlamıştı. Marjlar böyle bir yıldı. Şimdi Covid'den sonra ben zannediyorum ki biraz belirsizlik var. Yani analistler de çok sağlıklı geri dönüş alıyorlar mıdır bilmiyorum. Çünkü ben bankalarla konuştuğumda şu an tek dertleri hani organizasyonu sağlayalım. İnsanların sağlığını koruyalım. Hizmet devamlılığı olsun yani. İşlerinden çalışsınlar. Daha çok fazla insan şubeye gelip gitmesin. Yani bunlarla uğraşıyorlar. Dolayısıyla ben çok sağlıklı bir geri dönüş aldıklarını zannetmiyorum. Şimdi şu KGF, kamu bankalarındaki kredi artışı vesaire özel bankalardan ne kadar çalacaktır? Onu bir görmek gerekir. Çünkü dün mesela kamu bankalarından açıklamalar geliyordu. Yani yüz binlerce yeni başvuru aldıklarını söylüyorlar. Bir ikincisi bu vergilerin yani enteresan bir şekilde özel bankalar üstünden yapılamayacağı kararından sonra da bence sektör dinamikleri değişiyor. Bu çok önemli bir karardı. Çünkü yani sen ben vergimizi gelir idaresinden kredi kartıyla ödeyebiliriz. Ama işletmeler bunu böyle yapamazlar. Dolayısıyla yeni hesap açmaları gerekir. Yeni hesabı da bir kez açıp ilişkiye girdikten sonra kamu bankalarının verdiği düşük faizlerden ya da işte düşük komisyonlardan faydalanmamak epeyce zor olabilir. Çok cazip gelebilir. O yüzden bu özel bankalarda bence temel olarak bir baskı var. Analistlerin onu kısmen göz ardı ettiğini düşünüyorum. Ama yine de niye öneriyorlar dersen mesela Yapı Kredi Bankası, işte ortak satışı, UniCredit'in bir sürü karşılık ayırmasından sonra bu işte overhang risk diyorlar ya yani hisse satışı riskinin azaldığını bence tahmin ediyorlar. Çarpanlar inanılmaz ucuz. Tarihsel ucuzluğa gelmiş. Bu yüzden öneriyorlar. Garanti Bankası mesela çok iyi bilanço, çok rahat bilanço. Ondan öneriyorlar. Akbank mesela aktifler içerisindeki kredi payı %50'ler civarında. NPL en düşük bankalardan bir tanesi. En düşük bankalardan biri. Öneriyorlarsa mesela ondan öneriyorlar. Yani şeyler bu. Tabii ki bankalar ucuz. Ortam iyileştiği zaman tabii ki bankalar iyi performans gösterir. Ama bahsettiğim temel ve yapısal baskının ben biraz göz ardı edildiği kanaatindeyim. Sürenin sonuna yaklaştık. Ak Yatırım'ın da model portföyündeki hisseleri bir sayalım. Anadolu Cam, Aselsan, Fonet, Garanti, Koza Altın, Migros, Tofaş Oto, Türksel, Ülker ve Yapı Kredi var burada. Belki son 1-1,5 dakika içerisinde hızlıca burada da Türksel ve Ülker üzerinden değerlendirme yapabiliriz. Veri trafiğinin ciddi şekilde artışı Türksel tarafındaki tabloyu bir miktar daha pozitife çevirebilir görüşleri var. Dolayısıyla belki bir parça onu değerlendirebiliriz. Bir de Migros neden faydalanıyorsa Ülker'de 3 aşağı 5 yukarı aynısından faydalanıyor herhalde. Doğru. Şimdi başlarken şey demiştim ya yani bazı şirketler olumlu bazıları olumsuz etkilenecekler bunu bilemiyorsun. Zamanla görüyorsun. Çünkü bir anda bir şey üretirken maske üreteceğim diyor. Böyle miydi filan diyorsun. Yani şey bu.
Şimdi mesela Türk Telekom için de Turkcell için de gördüğüm kadarıyla analistler yaklaşık %15'ler civarında. 2 aşağı 3 yukarı neyse değişebilir ama ciro artışı bekliyorlar. Ben de geçen gün Twitter'dan da bir çağrı yapmıştım. Ben bu çağrının artacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu şirketler şu an inanılmaz defansif. Herkes de data kullandığı için, herkes de yani veri kullandığı için ve görüşme yaptığı için gerek işte sabit bant tarafında gerek data tarafında inanılmaz artışlar var. Olacaktır da. Hatta bundan sonra da olacaktır. Yani insanlar bir kez bunun tadına vardıktan sonra, kullanmaya başladıktan sonra, mesela bugün Zoom'la toplantı denedik sabah biz de şirketle. Çok iyi çalışıyor. Mesela bundan sonra bazı fiziki toplantıları Zoom'a kaydırmayı düşünebilirsin. Bu veri kullanılacağı anlamına geliyor. Ve bu paketlere geçenler, yüksek paketlere geçenler bir kez alıştıktan sonra bunu zor terk ederler. O yüzden buradaki gelir artışı kısmen kalıcı da olabilir. Yalnız buradaki bence risk şu. Çok ciddi net kar yazan, herkesin de faturasını ödediği bu şirketlerden bence fedakarlık istenebilir. Bence buradaki asıl hikaye bu. Burada son olarak şunu da hatırlatalım. Bankaları konuşurken söylemeyi unuttuk. Akbank'ın aldığı 560 milyon dolarlık bir sendikasyon var. Bu dönemde alınan sendikasyon çok kıymetlidir, çok önemlidir. Kur şoku sonrasında ilk çevrilen sendikasyon da Akbank'a denk gelmişti. O açıdan bakıldığında belki maliyetini merak ederim gerçekten. Maliyete bakmak lazım ama hakikaten bu dönemde çevirmiş olmak önemli. Çünkü sabah şeye baktım. Türkiye'nin mesela Eurobond faizini. Sadece Ocak ayında 10 yıllık Eurobond faizimiz 5'ler civarında, 5,5 civarında. 3,5 puan yukarı gitmiş. Yani %80-85 yukarı gitmiş. Üstüne 4 puan yemiş. 9-9,5'lara vardı. Bankaların Eurobondları 10-10,5'lardan trade ediyor. Dolar cinsinden, yanlış anlama. Yani dolayısıyla ciddi bir maliyet artışı var. Akbank da herhalde yani kapatabilmiş olması başlı başına bence çok olumlu. Fakat şeyi bir görmek lazım. Yani acaba hangi maliyete katlanmak durumunda kaldı, ona da bir bakmak lazım. Gökhan, teşekkür ediyoruz. Böylelikle piyasa masasını kapatıyoruz. Kısa bir aramız var. Sonra saat 10.15'te bir kez daha karşınızda olacağız Yatırım Kulübü'yle.